Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'da açık dünya görevlerini tamamlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas Mobile açık dünya görevleri bölümünde sevgili arkadaşlar Los Santos'taki turumayı sizlerle beraber tamamlamıştık. Zaten yarışı tamamlama bayağı kısa sürdüğünden dolayı da üstüne kıyafetlerimizi falan değiştirmiştik. Ana hikayede devam edeceğimizden dolayı vesaire falan. Neyse ben normalde bazı aksilikler oldu arkadaşlar. Normalde ben istiridye toplama görevini yapacaktım. Yani oyundaki son eşya item toplama görevi. Neyse o çok fazla vakit alacağından dolayı ondan vazgeçmiştim. Ondan sonra sahildeki yarışları yapmak isterim. Hatta az önce oradan geçtim. Sahildeki yarış kapalı bende arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Neden kapalı bilmiyorum. Üstüm başımı değiştirdim. Oyunu defalarca kaydettim falan. Yok abi. Şu sahil yarışları bende hala kapalı. Normalde açık olması gerekiyor. Hatta helikopter bile var. Gördüğünüz gibi. Ama ben bir türlü o yarışı açamadığımdan dolayı o yarışı da yapamadım. Zaman da kaybettim. Bir 15-20 dakika çok rahat. Ondan dolayı da büyük ihtimal Sierra 7 videosu gecikecek. Saat 4.30 veya 5 gibi atabilirim onu. Önce San Andreas, ondan sonra Sierra 7 videosunu çekeceğim bu arada. Neden önce Sierra 7'i yapmadım bilmiyorum ama neyse. Bu bölümde sevgili arkadaşlar Los Santos'taki yarışları tamamlayacağız sizlerle beraber. Los Santos'taki yarışlarda karışık yarışlar. Araba, motor, ondan sonra helikopter, uçak diye ayrılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu yarışlar son yarışlar arkadaşlar. Bu yarışları bitirdiğimiz anda hem bayağı bir para kazanacağız. Bayağı yüksek miktarda para verecek. Galiba 1 milyon dolar veriyordu. Çok emin değilim. Ya 100 bin ya da 1 milyon dolar. Ondan sonra bütün yarışları bitirmiş olacağız sizlerle beraber. Diyerekten daha fazla GTA San Andreas Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın. Önce bir beni bırak bir kanalımıza daha hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerekten oyunun %90.91'ini tamamladık. Bakalım yüzde kaç tamamlayacağız. Bunu zaten bitirmiştik. Bu Sezar'la yaptığımız ilk yarış. Şimdi devam ediyoruz motor yarışıyla. Hadi bakalım. O yarışı biz zaten zamanında bitirmiştik. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Birini direkt düşürdük bu arada. Bu başlangıçtaki yarışlar zaten epey kısa sürdüğünden dolayı belki bir de çok uzun olmaz ve belki Sierra 7 videosu gecikmez arkadaşlar. Ama gecikirse bu videoyu yapacağım diye gecikecek, haberiniz olsun. Bu arada az kalsın. Yere tosluyorduk ama güzel toparladık. Bayağı güzel toparladık hem de. Üf. Harika geçtim orayı da. Keşke direğe çarpmasaydım. Ama o kadar da abartmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Hadi bakalım. Seviyorum ben zaten motoru kullanmayı bayağı. Yarış da kısa sürecektir. Bakalım diğer yarışlar nasıl olacak. Bu arada şu haritayı renkli görmeyi o kadar çok özlemişim ki. Geçen GTA San Andreas Mobile videosunda da söylemiştim bunu. Çok özledim diye şeyleri görmeyi diye. Çete bölgelerini görmeyi diye. Hakikaten çok özlemişim ya. Bu arada 48 saniyelik çok çok kısa bir sürede ilk yarışımızı tamamladık arkadaşlar. Ben bu kadar kısa sürede tamamlamayı beklemiyordum. Demek ki motor artık iyicene bir alışmışım. Anladığım kadarıyla öf bu arada. Acayip fena tostlamadım mı? Çok güzel bitiriş olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım araba yarışından devam. Araba değilmiş, motormuş bu da. Oha oha bu arada. Olayı gördünüz değil mi? Kafadan iki kişi gitti abi. Eyvallah NPC ilk defa işe yaradı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geldi bu arada. 14 yıldır. Çok pardon. 13 yıldır GTA San Andreas oynuyorum ve ilk defa böyle bir şey başıma geliyor abi. Bir NPC yarışa başlayacakken iki motoru aynı anda çarpıp götürmesi. Wow gerçekten. Bu arada yarışın süreleri dengesiz şekilde uzayacak gibi görünüyor. Ama bizi en çok zorlayacak yarışlar malum challenge yarışları olacak. Uçak, helikopter falan yani. Bakalım başımıza neler gelecek. Ama araba yarışı da yapıyorduk. Onu hatırlıyorum. Direkt hatta Los Santos'un Amination yerinden başlıyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Direkt oradan başlıyorduk aynen. Ama ne kullanıyorduk, ne kadar uzun bir yarıştı hatırlamıyorum. Ama yarışta bayağı fazla uzuyordu bir yerden sonra. Bu arada yarışın yarısını bitirdik gibi görünüyor. Çünkü tur attık. Bu arada Allah'tan var ya bu yarışlar bir tur sürüyor da gereksiz fazla uzun sürmüyor yani. Tamam zor yarışlar falan var. Ama Allah'tan bir tur yani. İki tur, üç tur falan olsaydı kafayı yerdim yani. Zaten özellikle Need for Speed oyunlarında falan bu yarışları 3 tur yapma takıntılığı falan da olmasından ötürü gereksiz fazla sürüyordu ve bu benim canımı sıkıyordu. O yüzden San Andreas'taki yarışları ayrıyetten seviyordum. Evet, bayağı rahat bir şekilde yarışı götürüyoruz abi. Hiçbir şekilde bir kaza yapmadan, çarpmadan, hatta neredeyse frene bile basmadan çok rahat bir şekilde bu yarışı da kazandık abi. Evet. Sadece 1-2 viraj daha var.
Orada bike skill'ımız bir kez daha gelişti ve 1 dakika 36 saniyede ikinci yarışı da sizlerle beraber tamamlamış olduk. Yahoo! Düşmeyeyim motordan. Güzel. Daha güzel bitirmeyi düşünüyordum. Daha güzel bitirmeyi umuyordum ama neyse. Yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarış var abi toplam. Tamam, devam abi. Var mı peki gerçekten şey yarışı? Uçak falan. Ben hatırlıyorum çünkü bir şeyler kullanıyorduk. Ya da full araç mıydı? Hiç hatırlamıyorum ya. Ama bir yerden hatırlıyorum ya. Neyse. Umarım yoktur uçak falan ya. İşime gelir olmaması. Bu arada motordan yine devam ediyoruz. Üçüncü motor yarışımız. Ah be Grove sokakları. Ne kadar güzel görünüyorsun sen yeşilken. Tamam, mor iken ayrı böyle bir hoş görünüyordu da yeşil bambaşka ya. Ne bileyim abi, bir mor olmasını istiyorum, bir yeşil olmasını istiyorum. Ben de anlamadım gitti kendimi gerçekten. Sarı hali de fena değil. Sarı hali de fena değil ama en az sarıyı yakıştırıyorum diyebilirim ya. Neyse. Bir ara PC alırsam bütün haritayı hem yemyeşil hem mosmor hem de sapsarı yaparım. Bu arada çok iğrenç bir şekilde çarptım. Rahat bir 5 saniye kaybetmişimdir ben buradan. Ama NPC'ler o kadar berbat yarışıyor ki hiçbir şekilde yaklaşamıyorlar bana. Öyle bir güzel tarafı var. Ama yine de vakit kaybetmeyeyim ki siz de sıkılmayın abi. Yarışları hızlı bir şekilde bitireyim. Videoyu hızlı bir şekilde bitireyim. Ve hemen CR hesabı videosunu çekip videoları yüklemeye gideyim abi. Umarım geciktirmem videoları ya. Umarım 4'te atabilirim. Sanmıyorum 4'te atabileceğimi ama olmadı 4.5'te atarız dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Bir de o sağ yarışı olmadı ya. Saçma sapan bir şekilde. Onu zaten anlamadım. Neden öyle oldu bilmiyorum. Aşırı absürt bir şekilde. Ya gerçekten akıl sağlığını kaybetti ya. Bir fikri olan varsa arkadaşlar neden bu yarışların bende gözükmediğini yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Belki de oyun bittiğine gelecek bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok abi. Yani bir fikriniz varsa yorumlar kısmına yazın ki ben onu bir deneyeyim. Zaten daha hani istiridye toplama görevini yapacağım. Tamam, o ayrı da olsun yani. Bu arada 1 dakika 43 saniyede de bu yarışı bitirdik. 1.40'ın altına falan düşebilirdim aslında ama orada saçma sapan bir spin atma olayı falan olduğu için maalesef şey yapamadık. Olsun abi, çok da problem değil. Bu arada oyunun yüzde kaçını bitirdik? %92'ye 51. Evet, %7.5'tan az kaldı. Ki 3 yarış kaldı. Galiba bu yarıştı bu arada Amination'dan başladığımız. Aynen. O iyi. Çöp arabalarla yarış gaming. Asfalt 9 D sınıfı arabayla ilk yarışlar. Bu arada sağdaki aracın benimkinden iyi olması. Sağdaki araç daha iyi. Bu arada oha. Adamı gördünüz mü? Adamı gördünüz mü abi? Ne yapıyorsun abicim sen? Oğlum siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şehri birbirine kattılar ya, daha yarışın ilk 15-20 saniyesinde. Ne oluyor abicim? Uçağı gördünüz. Uçak aniden kayboldu. Keşke ağaca çarpsaydı. Ağaçtan düşüp de bir de yere düşüp önündeki adama çarpsaydı. Araba patlasaydı. Evet, biraz fazla şey isterim galiba ama. Bu arada o adam niye o kadar önde? Yakalayamıyorum. Adama yaklaşamıyorum. Hatta farkı açıyor. Wow. Hatta üstüne diğer adamlar da farkı kapatıyor. Allah. Uf. Ucuz yırttık ha. Bayağı ucuz yırttık arkadaşlar. Gidebilirdi yarış yani. Neyse, birinci koltuğun nihayet oturmayı başardık. 1 dakika geçti ve anca birinci koltuğa oturabildim derken son anda birinciliği vermedim abi. Ben bir kere birincilik aldım mı kolay kolay vermem aga. Yani şöyle artistlik falan yapmayın yani. Yok ederim sizi. Alayınızın içinden geçerim. Şuradan hemen dön abi. Buradan aşağıya. Allah'tan rotasyonları falan çok iyi biliyorum. Ezbere biliyorum ki nereden gitmem konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. Keşke çarpmasaydım. Zaten araba çöp. Ama neyse ki öndeyim hala biraz. Şuradan gideceğiz. Umarım geçmezler beni. Abi çekilin önümden ya. Bir çekilin, yarış yapıyoruz şurada ya. Adamımızla bir yarış yapıyoruz. Çıkmıyorlar önümden ya. Sürekli önümde bir araç. Allah Allah. Sen nasıl çarptın bana ya? Sen nasıl becerdin ya? Neyse. Sinir oldum birazcık ya. Ya direğe çarpıyorsun. Allah rızası için kamyona çarpmıyorsun ya. Bu arada umarım geçmez o beni.
Geçerse ilk defa bir yarışı kaybetmiş olacağım. Yok yok, bu saatten sonra çok zor. Bu saatten sonra çok zor abi. Yarış da bitmek üzere bu arada. Ama ne işin oraya neredeyse geldik. Yani 2-3 checkpoint vardır max diyecektim ki bitti. Evet. 2,5 dakikada berbat bir sürede. 2 dakikaya bile düşebilirdim aslında. Ama olsun. Bu yarışta başarılı bir şekilde tamamladık abi. Bu bitirdiğimiz kaçıncı yarıştı? Galiba 4. müydü? 3. yarış mıydı? Bakmam lazım hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde bakmam lazım. Bu zaten tamam. 1, 2, 3, 4. Tamam. 2 yarış mı kaldı? Aynen, 2 yarış kaldı. O lüks arabalara geçtik. Lüks arabalara geçtik. Güzel. İyi lan, uçak falan yokmuş. Uçak falan yokmuş abi. İyi, işime gelir. Çok iyi, çok iyi. Bu arada keşke altımda bulut olsa, ne güzel olurdu ya. Bulutla beraber ne sürerdim be. Ne sürerdim ama. Mükemmel ötesi olurdu. Şöyle biraz yavaşlayayım da. Yani iyi ki de yavaşladım ha. İyi ki de yavaşladım ha. İyi ki de yavaşladım hocam. Yavaşlamasam ne olurdu Allah bilir. Çekilin lan önümden. Ne güzel direği kapakladım bu arada onu. Olana da çok güzel spin atladık. Nice. Yatından aşağıya. Şimdi bir daha beni nah yakalarsınız. Daha beni nah yakalarsınız. Spin atmazsam, trollemezsem çok rahat bir şekilde ciddi bir fark atarak ben bu yarışı bitiririm. Ama bakalım. Çünkü biraz bu araba problemli abi. Çok rahat spin atıyor araba. Bayağı çabuk spin atıyor yani. Bakar mısınız abi şunu? Arabayı kontrol etmek gerçekten zor. Bu ne abi? Bu ne abi? Nereden gitmem gerekiyor? Evet, ilk defa rotasyon karıştırdım. Bu ne ya? Aa, oradan direkt aşağıya mı iniyorduk? Bilmiyordum. Karıştırdım. Neyse, sıkıntı yok. Yarış Allah'tan uzun. Altıncılığa düşmeyi de miydi? Ben kolay kolay birinciliğimi vermem hocam. Aynen. Bak şu an vermedim bak. Bak şu an vermedim. Aşağı düşseydim var ya, bu arada yarış direkt GG'ydi. Oğlum ben ne kadar çok çarpıyorum bu arabayla ya. Sarı renk bana pek uğur getirmedi anlaşılan. O birazcık üzdü. Oha, bu arada ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Manyak mısınız? Ben de ayrı bir manyağım. Duvardan duvara giriyorum. Orada iki tane mi bulut var? Evet, iki tane bulut var. İki tane bulut olmaya değildi ya. Neyse, geldik Los Santos'a tekrardan. Böyle dışarı çıkacak gibi olduk. Geri geldik. Herhalde çok uzun olmaz bu yarışta. Tamam, uzun gözüküyordu ama. Bak bak, şerefsiz taksiyi gördünüz değil mi? Şerefsiz taksiyi gördünüz. Ya bu oyun gerçekten bazen acayip derecede sinirimi bozuyor ya. Oyun çaba harcıyor ya kazanamayayım diye. Böyle bir şey yok ya. Bu kadar kıskanmayın ya. Oradan çok güzel kurtuldum ha. Orada da çarpsaydım büyük ihtimal yarış GG olabilirdi. Bu yarışta 2 dakikanın altına düşebilirdim çok rahat ama bayağı bir trolledik. Ama ona rağmen bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Aslında rahat bir şekilde kazandık çünkü arada fark var yani. Şöyle saçma sapan. Evet, bu yarış da bitti. Geriye kaldı son yarış. Into the country. Ülkeyi gezme. Evet, bu çok güzel. Keşke turizmi kullansaydım. Evet, NPC'ler ard arda çarpıyordu. NPC'ler yok ediyordu ortalığı. Ve sadece 4 tane yarışçı var bu arada. Belki bug'dan dolayıdır. Normalde 4 yarışçım oluyordu. Onu çok hatırlamıyorum ama şaşırdım. Yani şaşırdım. Bu arada benim altıma bullet verirseniz ben acımam ki ya. Acımam abi. Makaslaya giderim yani. Ama az önce polise çarptım. Evet, sürekli bir şey oluyor abi. Sürekli bir sıkıntı oluyor. Sürekli önüme kırmalar oluyor. Sürekli araç çıkıyor. Tamam, otobandasın. Araç çıkması çok normal de. Yani bir yere kadar bu arada. Yani bir yere kadar gerçekten. Neyse, aşırı hızlı gitmeyelim diyeceğim de ben hızlı gitmek istiyorum abi. Yani zaten dümdüz gidiyorsun abi. Bir zahmet hızlı git ya. Hop şöyle. Abi direğe çarpıyorsun. Git şuradan ya. Abi direğe çarpıyorsun ya. Direk o direk direk. Yani saatte 350 km hızla falan gidiyorsundur belki. Tamam mı? Ama direğe çarpıyorsun ve bütün hızın gidiyor abi, saçmalığa bak ya. Direkler fazla OP. Nerf direk. Nerf direk abi direk. Nerf direk abi direk. Evet, mükemmel Türkçe bu arada. Abi Türkçe gerçekten. Türkçemi kesinlikle ve kesinlikle alkışlıyorum.
Bu arada sevgili arkadaşlar, bir aksilik olmazsa bu akşam canlı yayın gerçekleşecek. Büyük ihtimal GTA San Andreas canlı yayını gerçekleşecek. %100 emin olmamakla birlikte. Bu arada driving skill fullenmek üzere. Eğer aramıza katılmak istiyorsanız, katılmadan önce neler yaptığımızı merak ediyorsanız, en azından bir gözden geçirmek istiyorsanız, yukarıda sağda canlı yayınımızın bulunduğu kartlar kısmını size bırakacağım. Oradan bir bakabilirsiniz, göz gezdirebilirsiniz. Bir aksilik olmazsa saat akşam 9 ya da olmadı saat 10'da yayına bekleniyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi yarışın yarısını bitirdik diyebiliriz. Buradan da aşağıya doğru geçeceğiz abi. Tamam, buradan döneceğiz. Buradan daha hızlı gideriz hatta. Daha çabuk gideriz. Hadi bakalım, let's go. Umarım bu sefer de trollemem. Direkt güzel güzel gideriz abi ve bu yarışı da bitirir. Oyunu kaydeder ve videoyu sonlandırırız. Evet, bütün yarışlar bitmiş olacak bu yarışın bitmesiyle beraber. Baba şerefsizlik yapıyor ha. Yeter da. Harbiden yeter yani. Kasıtlı olarak önüme kırıyor NPC ya. Çıldırırsın yemin ediyorum. Sen de önüme kır da tam olsun baba baba. Manyağı görüyorsun değil mi? Çıldırırsın ya. Ne saçma, ne gereksiz bir şey ya. Oha bu arada. Oha oha oha. Oha yani bu arada polis motoru kaç kere zıpladı. Çat 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 çat. Dünyanın en saçma yarış bölümü olabilir bu ya bu arada gerçekten. Dünyanın en saçma GTA San Andreas yarış bölümü olabilir bu. Her iddiasına varım. Şuna bak abi. Attığım spinlerin çarpmamın hatı sayılır bir sayısı yok yani. Abi yeter artık bu arada ha. Utanmasam yarışı kaybedeceğim ya. Sinirim bozuldu yemin ediyorum ya. Evet, all races won ve 1 milyon dolar cebimizde arkadaşlar. Evet, milyoner save'imle aynı paraya ulaşmış durumdayım şu anda. Hayırlı uğurlu olsun, artık 1 2 milyoneriz. Evet, artık 2 milyoneriz direkt. Şimdi hemen oyunu kaydetmeye gideyim ben. Oh, para üstüne para. Oh, zenginim. Oh. Oh. Benden rahatı mezarda şu anda itibaren. Öf. Zenginim aga, zengin. Oh, zengin. O zengin. Oh, zengin zengin. Evet, çilli zengin versiyonu yaptım, evet. Çilli müziğini zengin versiyonu yaptım şu anda. Manitaya uğramak isterdim ama tabii ki de videoyu bitireceğim. Ondan dolayı hızlı bir şekilde oyunu kaydetmem gerekiyor. Bu arada bir çıkın ya. Tamam. Araba da kullanmıyorum. Dümdüz koşuyorum ya. Dümdüz koşuyorum. Umarım yanlışlıkla göreve girmem de. Bir de o olursa tam olur zaten. Kaç dolar? 405. Alırım yine de. Evet, 2 milyonerim ama hala 405 dolar, gördüğün gibi direkt saldırıyorum. Bazı şeyler asla değişmiyor arkadaşlar. Neyse, hemen kaydediyorum oyunu. Nereye kaydedeyim? Yukarıya kaydet direkt ya. Cut Shop büstesinin üstüne kaydedelim. Oyunun yüzde kaçını bitirdik abi? Oyunun %94'ünü bitirmişiz. Evet. Sevgili arkadaşlar, geriye sadece 2-3 tane açık dünya görevi kalmıştır zaten max. Ondan sonra ana hikaye görevleriyle beraber %100 olacaktır diye düşünüyorum diyerekten. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beni bırak, bir kanalımıza daha hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızı oynatma sitesinden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.